Kaan Özelçam e, bürokrasiye olan isyanını annesine yazdığı mektupta bakın nasıl dile getiriyor. Ben bundan 6 sene önce lösemi hastalığına yakalandım. Ankara'da Lösevin-Lösante Hastanesi'nde çok zor olan tedavim başladı. 2 sene sürdü. Tam iyileştim derken hastalığım tekrarladı. Tekrar başa döndük ve 3 yıllık tedaviye başladık. Hiç yıkılmadım. Ben bu hastalığı yeneceğim diye anneme, kardeşlerime söz verdim. Ama lösevi canavarı beni üçüncü kez pençesine alıp lösemi tekrarlayınca tam umudum kırılmak üzereyken lösevin doktorları yine imdadıma yetişti ve artık sana kemik iliği nakli yapacağız ve yaşatacağız dediler. Üçüncü defa uzunca bir kemoterapi aldım. Yine saçlarım döküldü, ateşler içinde yandım ama sonunda kemik iliği nakli servisine geçmeyi başardım. LÖSEV, Losante Hastanesi'nin kemik iliği nakli servisi tıpkı bir uzay üssü. Her tarafı havadaki gözle görülmeyen en küçük tozları, mikropları süzen HEPA filtrelerle kaplı. Doktorlar, hemşireler içeri girerken özel solüsyonlarla yıkanıyorlar, çok özel kıyafetler giyiyorlar. Annemden başka kimse içeri giremiyor, o da dışarı çıkamıyor. Adeta faunusta yaşıyorum. Kapıların birisi kapanmadan diğeri açılmıyor. Anlayacağınız, sağlığımız için dünyanın en steril kemik iliği nakli merkezindeyim. Bir gün hematoloji uzmanı profesör doktor odamıza geldi ve artık radyoterapi yani ışın tedavisi alacaksın. Sonra da kemik iliği naklini gerçekleştireceğiz. Ama radyoterapi için başka hastaneye gideceksin." dedi. "Hemen bizim hastanemizde yok mu?" dedim. "Var. Hem de dünyanın en iyi radyoterapi cihazları var ama kullanamıyoruz." dedi. "Neden?" diye sordum. Çünkü Sağlık Bakanlığı ruhsat vermiyor. Yani çalışmamız yasak. Neden? Kötü bir şey mi yaptınız? Hayır. Her şey yönetmeliklere uygun. Hatta Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan yani Tayek'ten ruhsat da alındı ama kullanamıyoruz. Bağışıklık sistemim çökmüşken ve bu servisten dışarı adım atmamam gerekirken hem sabah hem de akşam yani günde iki defa başka bir hastanede radyoterapi almak için dışarı çıktım ve ışın aldım. Düşünebiliyor musunuz? Hem milletin tuğla bağışlarıyla satın alınmış dünyanın en mükemmel 5 milyon dolarlık aletli Losante Hastanesi'nde çürüyor hem de ben aynı hastanede iki kat aşağıdaki bu özel merkezde ışın tedavisi alabilecekken dışarıya yani mikrop dolu ortama çıkıp hayatımı tehlikeye atıyorum. En son olarak size şunu itiraf etmek istiyorum. Beni lösemi hastalığı öldüremedi ama bürokrasi canavarı öldürebilecek belki de sayılı günlerim kaldı. Ben görmedim ama bu mektubu herkese iletirseniz sizin sayenizde başka löselmili çocuklar bu cihazın çalıştığını görebilirler. Saygı ve sevgilerimle Kaan Özelçam